Şu bizim Ali değil mi? Hangi Ali be? Avanos'un oğlunu öldüren Çiçek Ali. Evet o. Çiçek Ali. Sen gördün mü? Tarladan geçti. Ali hapisten çıktı. Vallahi yukarı tarladan geçerken Acema gördü. Acema gördü. Yani her şey var. Olduğu gibi anlattı. Yok yanlış falan yok ya. Çok bir vardı daha. Peki ne olacak şimdi? Hacı Ali bilir ne yapacağını. Halimiz duman mı? Hayrola bir şey mi var? Söylediği doğruysa Çiçek Ali hapisten çıkmış. İmkansız. Daha çok günü var. Görenler var, oymuş. 15 yıl geçti mi ya? Yasin'in mezarı hangisidir acaba? Şu kabir olsa gerek. Ali, gavurun dölü Ali, eli kanlı salim Ali. Dinle beni Avanos dayı. Defol evimden, defol! Biliyorum beni affetmeyeceksin. Lakin Allah şahidimdir ki pişmanım. Allah'ını seviyorsan dinle beni. Ben kanun önünde cezamı çektim. Tam 15 yıl bitirdim mahpushane damlarında. Gençliğimi çürüttüm. Lakin içim rahat değil. Yaptığım işin yanlışlığını anlamışım. Ama ne yaparsın ki iş işten geçmiş bir kere. Oğlumu, Yasin'imi öldürdün. Tutan elimi, gören gözümü, çocuk Yasin'imi acımadan öldürdün. Hangi yüzde bana geliyorsun vicdansız? Hangi yüzde? Defol! Beni affedeceksin Avanos dayı. Benim derdime sen derman olacaksın. Defol! Defol gözüm görmesin seni. Oğlumu öldürdün. Ne hakla ayak basıyorsun benim evime? Beni bağışla. Kapında için olmaya razıyım. Beni vicdanen huzura kavuştur. Beni bu dertten kurtar. Beni oğlunun yerine koy be dayı. Bundan sonraki ömrüm sizin olsun. Çalışır, çabalar, bakarım size. Defol! Git evimden! Gözüm görmesin seni! Defol! Defol! Beni bağışla. Biliyorsun öksüz büyüdüm. Kimim kimsem yok. Babam ol benim, affet. elini öpmeme izin ver. Gelme, gelme üstüme gelme! Defol git yoksa! Yanlışın olmasın. Ali Avanos'un oğlunu öldür. Ben de inanamadım. Lakin Ali'ydi o. Af diledi Avanos'tan. Amma yağıyor mübarek. Benim için ne düşündün Avanos dayı? Ne düşüneyim, ben de şaşırdım. Ben tam 15 yıldır şaşkınım Avanos dayı. Tam 15 yıl. Bizim yaramızı depreştirdin. Acıya tam alışmıştık. Beni affedeceksin Avanos dayı. Ben senin yarana, sen de benim yarama merhem olacaksın. Çiçek, Avanos'un oğlu Yasin'i öldürdüğünde 18'inde ya var ya yoktu. İnce, dal gibi bir delikanlıydı o zamanlar. Dün gibi hatırlıyorum, dükkandaydım. İki el silah. Yasin kanlar içinde yatıyor. Yasin'i vurdular, Yasin'i vurdular sesleri ortalığı almıştı. Rivayete göre Acele'nin celladıydı Ali. Şimdiki şarap fabrikasının yeri o zamanlar Yasin'in tarlaydı. Yasin'i onun için vurduktu derler. Acele namussuzun tekidir. Daha Ali hapisteyken milleti onunla korkuturdu. Sen Allah'ın işine bak ki Ali hapisten çıktı da uğramadı ya. Kimi der ki tarla için, kimi der ki yiğitlik davasına öldü Yasin. Lakin bizim anlamadığımız şu, Ali ne demeye gitti düşmanı Avanos'un evine? Kolay gelsin bacı. Ali'yi arıyorum. Çiçek Ali'yi. Meraklanma, yabancısı değiliz. Arkadaşıyız. Tarlada. Bizim küçük tarlada. Bak Çiçek Ali, biz kardeş sayılırız. Delikanlı olarak hepimiz seni takdir etmişiz. Lakin bu durum aklımızı karıştırdı. Senin Avanos dayıya gelmene biz bir mana veremedik. Haceli Bey de şaşırdı bu işe. Bey abim seni çok göresiymiş. Gelsin de bir boyunu görelim dedi. Selam söyleyin Haceli Bey'e. Birkaç güne kadar gelir görürüm kendisini. Vallahi öyle söyledi abi. Benden selam et, birkaç güne kadar gelirim dedi. Benim anladığım Çiçek Ali bizim için artık kardeş değildir. Bu herif delirdi mi? Hem kendini hem de bizi rezil ediyor millete. Öldürdüğü adamın evine gitmekte ne oluyor? Sen müsaade edersen ben onu hizaya getiririm. Nasıl? Kafasını koparalım olsun bitsin. Orada burada konuşuyorlar. Çiçek Ali olmazsa acele sıfırdır diyorlar. Demek öyle diyorlar. Desinler. Belki lazım olur. Lazım olmaz. Bu adamlar boşuna aramıyorlar seni. Bir iş açmasınlar başına. Tedbirli ol. İstemez baba. Kardeşim, geçmiş olsun. Ne zaman çıktın ya? Elmas, Çiçek Ali'nin mahpushane arkadaşı. İki serseri birbirine buldu. Hapisten çıktık ki ne görelim? Millet bizi unutmuş. Caddenin ortasında boşuna adam öldürdük sanki. Bir gün kafayı iyice çektim, çıktım meydana. Ulan bana bakın dedim, bizim adımız Elmas. Bir bıçakta adamı ikiye bölerim dedim. Hadi şerefe. Maksat kendimizi gösterelim Mali kardeş. O gün bugündür minibüsçülük, taksicilik falan yapıyoruz işte. Tencere kaynıyor. Bu da bizim paçoz. Piyangodan çıktı. Sen ne yapacaksın? Duyduk ki Acele'ye uğramamışsın. Haceli Bey abim seni istiyor. Biz seni kardeşimizden ileri bilirken sen bizi çiğneyip can düşmanımıza gidiyorsun. Bu yakışır mı sana? 15 sene hapis yatmış bir delikanlısın sen. Eskiden adam öldürmeyi marifet bilirdik. Ne zamanki adam öldürdük, mapus damlarını, taş duvarları, zindanları tanıdık. Kapılarda ağlaşan kadınları, kızları, anaları gördük. Anladık ki bizim yaptığımız iş, iş değil. Benim anladığım delikanlı doğruluğun, mertliğin ve ekmeğin delikanlısıdır. Adam kendi meselesi içinde adamdır. Biz de cinayeti seni eskiden ağa bildiğimiz için işledik. Eskiden ağaydık ya şimdi? Şimdi ağa da, paşa da, bey de benim. Doğru bildiğim şeyden beni şaşırtmak isteyen herkes düşmanımdır. Bunu herkes böyle bilsin. Artık bir daha gelmez. Alışmıştık. Onu görünce oğlum Yasin'i görmüş gibi oluyordum. Şu aklımla olsaydım Yasin'i katiyen öldürmezdim. Çünkü hatırladığım kadarıyla o da benim gibi bir garibandı. Yanlış düşünüyorsun Ali kardeş. Olan olmuş, biten bitmiş. Bugüne kadar acı çektin. Bundan sonra sefa sürmek hakkındır. Lakin bu fikirlerden vazgeç. Adam kısmısı doğru bildiğinden korku belasına ya da menfaat için vazgeçerse o adam adam değildir. Söylediği doğru mu? O kadar çok yattı mı mahpus damlarında? Çok yattı. Günü gününe 15 yılı doldurdu. Hayat ne tuhaftır. İnsan bazen düşmanına bile acıyor. İkisine de yazık oldu. Bundan sonra senin büyük bir hadise yapmana lüzum yok. Şu memlekette senin gölgen korku demektir. Bunu akıllıca kullanmalısın. İşte ayrıldığımız nokta Haceli kardeş. Ben korku değil, artık sevgi ve saygı istiyorum. Deli, bu memleketi bilmiyor musun? Korkutmadan kimseye sevdirebilir misin kendini? Deneyeceğiz. Kaybedersin. Biz sabırlıyız, beklemesini biliriz. Açıkçası sen bizimle beraber değilsin, öyle mi? Artık beraber değiliz. Baban yok mu? Tarlaya gitti. Bunu sana getirdim. Bu da senin. Ali! Ekmeğe gel oğlum, ekmeğe! Ah, otur şöyle. Buyur. Gidiyor musun kızım? Gidiyorum. Güle güle. Acele bizi bu memlekette küçük düşür. Ali. Düşündüm ki senin buradan gitmen ikimiz için de hayırlı olacak. Kimsenin bizi küçük düşürmeye hakkı yoktur, sana 2 gün mühlet. Gitmezsen seni içi paralık ederim. Gidin belanızı başka yere satın. Ne istiyorsunuz gene? Yaptıklarınız yetmedi mi? Sen sus lan moruk. Biraz terbiyeli konuş. Terbiyeli konuşmazsak ne olur lan? Yer misin bizi? Ali, bu yanlışlığı yapmayacaktın. Yanlışlığı mı kaldırın? Kan mı istiyorsunuz? Kan mı? Bu sefer biz kan dökeceğiz. Vurun. Durun. Durun. Kıymayın birbirinize. Durun. Kan dökmeyin. Durun. Yapmayın. Yapmayın. Yapmayın dedim. Yapmayın. Ne olmuş? Avanos ölmüş. Çiçek Ali'nin de gözleri kör olmuş. Kimseyi görüştürmüyorlar. Selam, ne haber? Haberler iyi değil Haceli. Avanos ölmüş. Çiçek Ali'nin de gözleri kör olmuş. Polis, jandarma her yerde sizi arıyor. Çiçeğin gözü nasıl kör olur ya? Kafasına vurduk. Belki ondandır. Hı. Bizim nerede olduğumuzu bilen var mı? Hayır, kimse bilmiyor. Lakin yollar jandarma dolu. hayatı haram ettiler Zelha. Kolumu, kanadımı kırdılar, görür gözümü görmez, tutar elimi tutmaz ettiler. Öcümüzü alacak kimsemiz de yok bizden başka. Sen benim elim ayağım olacaksın Zelha. Sen benim gözüm olacaksın. Başımızı alıp gidelim Ali. Bu herifler bizi rahat bırakmaz artık. Bizi süründürürler. Öcümüzü almadan bir yere gitmek yok. Bana çan bulacaksın. Çan mı? Çan. 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 Civarda tarlası olan köylüler gelip geçerken üç kayalarda çan sesleri duyuyorlarmış. Osman emminin dediğine göre Ali ile Zelha oradalarmış. Çanın ne işi var ulan orada? Kim bilir abicim, belki kör kaybolmasın diye Zelha boynuna takmıştır. doludur. Silah kullanmamaya yemin etmiştim fakat bırakmadılar. Hayatımızı zindana çevirdiler, babanı öldürdüler. Bizi bulacaklar, öldürecekler. Buna müsaade etmeyeceğiz. Dünyamızı karartanların dünyasını karartacağız. Kanımızı akıtanların kanlarını akıtacağız. Ben Elmas, Elmas. Ali'nin arkadaşıyım. Çok üzüldüm be Ali. İçim parçalandı be. Bulsam o dürzülere hepsinin kellesini koparırım acımadan vallahi. Görür olmanın önemi yok Elmas kardeş. Tut ki bütün ömür zindandayız. Ben senin kardeşinim. Ne emrin varsa söyle. Canının sağlığı. O kadar. Biz hayatımızda çok kelepçe gördük. Kollarımızda çok kelepçe paslandı. Yazımızı yazan kötü yazmış. Lakin biz sabırlı adamlarız. Beklemesini biliriz. Ne zaman olsa acımızı alırız. Sen bana mümkünse mermi getir. 38 uzun. Yukarı. Haydi Nevşehir Avanos 1-2, Nevşehir Avanos, haydi kalkıyor, Nevşehir Avanos 1-2. Haydi. Karıya bak be Elmas abi. Sen hiç Zelha'yı bilir misin? Hangi Zelha'yı? Avanos'un kızı Zelha'yı. Onu görsen bunlara karı demezsin. Biz vaktimizi boşa harcamışız, boşa. Karavana. İsabet 2 karış sağa. İsabet 1 karış üstte. Elmas geldi. Elmas mı? Bu Elmas senin çok mu eski arkadaşın? 7 yıl beraber yattık mahpusta. İyi adam mıdır? Niye sordun? Sordum işte. Seni çok seviyor galiba. Selamünaleyküm Ali kardeş. Allah seni inandırsın, 3 gündür Haceli'yi arıyorum. Bir elime geçirsem ne yapacağımı sen tahmin edersin. Bütün kasaba senin için gözyaşı döktü Ali kardeş. Eskiden herkes sana çok kızıyordu. Ama şimdi hepsi senin delikanlılığını çok takdir ettiler. Ben de seni ne kadar sevdiğimi şimdi anladım. Buradan ayrıldım ayrılalı aklımda hep sen vardın. Yahu Ali kardeş, hapishanede yattığımız günleri hatırlıyorsun değil mi? Bu Elmas kardeşin seni ne kadar sever bilirsin. Haceli'nin adamlarından yakalanan var mı? Dağda saklanıyorlarmış. Bu serseri inat etmekle hepimizi yaktı. Sen nasıl bel bağladın bu adama be abi? Herif otun Allah'ı. Ali hapiste değişti. Eskiden gözü pek yiğit bir delikanlıydı. Biz de öyle biliyorduk ama yanıldık. Çok iyi silah kullandığı söyleniyor. Doğru mu? 30 metreden lirayı vururdu. Dua edin ki şimdi gözü kör. Yakalanmadan Ali'ye bir hesap tutsak iyi olur. Doğru söylüyor. Hapse yaşlı bir adamın katili olarak girmemiz ayıp olur. Nasılsa yakalanacağız. Ali gibi bir delikanlıyı öldürürsek hapiste de rahat ederiz. Bu iş sana düşüyor Ördek. Nasıl emredersin abiciğim? Ben de sana geliyordum Zelha. Nasıl fırsat bulurum da seninle yalnız konuşurum diye kaç zamandır uykularım kaçıyor. Benden ne konuşacağım var utanmaz. Sen Ali'nin arkadaşı değil misin? Bu iş başka. Seni gördüğümden beri ciğerimden vurulmuşa dönmüşüm. Ciğerinden vurulursun inşallah kansız. Ben senin için vurulmaya ölmeye razıyım. Bana bir hedesen. Deli git yoksa bağırırım. Bağırsan ne olur sanki? Kör Ali seni kurtarır mı? Acele her tarafta sizi arıyor. Yerinizde benden başka kimse bilmez. Bana he demesen yerinizi söylerim. Tuuu! Ali de seni en iyi arkadaşı sanırdı. Yazıklar olsun senin erkekliğine. Sana yarın sabaha kadar mühlet. He demezsen yerinizi Haceli'ye söylerim. Ali'ye de bir şey söyleme. Yarın sabah burada bekliyorum. Biz buradan başka bir yere gitsek, başka bir yerde gizlensek. Başka bir yerde mi, niye? Haceli her yerde bizi arıyormuş. Nereden biliyorsun? Duydum. Nereden duydun? Soğan toplarken. Sen benden bir şeyler saklıyorsun Zelha. Bana doğruyu söylemiyorsun. Biz hayatımızda kumar oynuyoruz. Beni sakın yanıltma. Duyduğunu duymalı, gördüğünü bilmeli. Elmas geldi bugün. Nereye geldi, ne zaman geldi? Soğan toplarken. Haceli her yerde sizi mi arıyor dedi? Öyle dedi. Yukarıya niye çıkmadın? Bilmiyorum. Yine yalan söylüyorsun. Elmas seni görmeye geldi. Kızmayacaksın ama... Anlat. Benden olmayacak şeyler istedi Ali. Yarın sabaha kadar da mühlet verdi. Yarına kadar istediğini kabul etmezsem Haceli'ye yerimizi söyleyecekmiş. Yerimizi söylerse bizi öldürürler. Kurban olayım Ali. Gidelim. Başka yerlerde saklanalım. Bir yere gitmeyeceğiz. Elmas'ın teklifini kabul edeceksin. Nasıl kabul ederim, çıldırdın mı? Ne dersem onu yap. Ona bir can ver. Yarın karanlık basınca gelsin. Teklifini kabul ediyorum. Lakin kimsenin haberi olmayacak. Bu çanı al. Karanlık bastıktan sonra gel. Bunu çal, ben seni bulurum. Yayılın. Her tarafı iyice arayın. Hadi. Hazır mısın? Tamam mı? Nerede olurlarsa olsunlar, iki yüzlü, ahlaksız, kötü yürekli insanlara kin duyuyor. Onlar yaşadıkça bize rahat yüzü haramdır. Bu dünyada Elmas gibi binlerce adam var, binlerce. Gözü en yakınlarının ırzında, namusunda. Bunlar varken insan kendinden emin olarak yaşayabilir mi? Haceli gibiler varken, onların elleri tetikte bekleyen hain cellatları varken rahat yaşamak mümkün. Tanrım bana sabır ver. Öyle bir sabır ver ki her türlü acıya dayanayım. Benim günahlarımı bağışla. Bana ışık ver. Sadece bir gün için. Beni zalimlerin karşısında aciz bırakma. Ne oldu? Haceli'nin köpeği Ördek Şahin yerimizi öğrendi. Haber verirse bizi burada kıstırırlar. Kaçalım. Bir yere gitmeyeceğiz. Onları bekleyeceğiz. Çiçek Ali ile Zelha olduğuna emin misin ulan? Benzetip etmeyesin. Benzetir miyim abicim? Haceli gibiler varken, onların hain cellatları varken dedi abicim. Sonra da Allah bana ışık ver dedi abicim. Işığı ne yapacakmış ulan? Herhalde bizi temizlemek için. Ha, ona biz bir ışık verelim de toprağın altını iyi görsün. Geliyorlar, 4 kişiler. Haceli'nin elinde çifte tüfeği var. Her şey konuştuğumuz gibi. Tamam. Ne var, ne oldu? Gel benimle. Gelenler var. Sana adamın üstüne atacağım. No!